Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Merve. Bu videomuzda bilinçaltının az bilinen bazı özelliklerinden söz edeceğiz. Bu videoyu hazırlamak için yararlandığım kaynakları açıklama kısmına bırakacağım. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler bu kaynaklardan da yararlanabilirler. Videomuza geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Biz bu kanalı yeni oluşturduk, pek çok kişinin emeğini birleştiriyoruz. Videomuzu yararlı bulursanız beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyoruz. Ve ayrıca yorumlarınız bizim için oldukça değerli. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız titizlikle değerlendireceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Bilinçaltı üzerinde uzun yıllardır çalışılan bir alan. Fakat hala çözülmeyi bekleyen birçok gizem taşıyor. Biz üzerinde uzlaşılan ve hayatımızın neredeyse bütün yönlerini kontrol altında tuttuğunu bildiğimiz özelliklerinden söz edeceğiz. Bunlardan ilki bilinçaltının genelleme yapma özelliğidir. Evet, bilinçaltımız duyduğu cümleleri ve karşılaştığı durumları rahatlıkla genellemelere dönüştürebilir ve hatta bunu sıklıkla yapar. Bu özelliği bir örnekle açıklayacak olursak, örneğin Ali isminde bir arkadaşımız var ve biz onunla kavga ettik. Bilinçaltımız ismi Ali olan herkesin kavgacı olduğu şeklinde bir genelleme yapabilir. Diğer bir özelliğimiz ise bilinçaltının cümleleri tersten anlayabilmesidir. Bilinçli zihnimizin bunu yapabilmesi hiç de kolay değildir fakat bilinçaltımız bunu rahatlıkla yapabilir. Bilinçaltımız vücudumuzu koruma işlevi de taşır. Örneğin sokağa çıktınız, bir arabanın önüne fırladınız, bilinçaltımız bizim aniden geri sıçramamızı sağlar ve böylece güvende oluruz. Bilinçaltının dili 5 yaşındaki bir çocuğun dilidir. Yalnızca açık ve sade anlatımlardan anlar. Örneğin ben çok zenginim dediğinizde bunu anlayacaktır. Fakat evrendeki bütün zenginlikler enerji kaynaklarıma akıyor gibi karmaşık bir cümle kurarsanız bunu anlayamaz. Bilinçaltının abartıcı bir doğası vardır. Özellikle korkuları abartarak kişinin kaygı düzeyini yükseltebilir. Bilinçaltı sembollerle konuşur. Sözcüklerden daha ziyade resimlere duyarlıdır. Bilinçaltı için çağrışımlar oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Bir şey başka bir şeyi çağrıştırabilir, yani bir dosya başka bir dosyayı açabilir. Bilinçaltı kendisini rüyalar aracılığı ile düzenler. Gün boyunca veya yaşam boyunca biriktirdiği enerjiyi rüyalar aracılığıyla boşaltarak rahatlar. Bilinçaltı bir sözcüğü cümleden bağımsız olarak algılayabilir. Örneğin, sigarayı bırakmak istiyorum dediğinizde sadece sigara sözcüğüne odaklanabilir. Bilinçaltı kişinin kin ve öfke gibi olumsuz duygularını depolar ve uygun bir ortam oluştuğunda bunu dışa vurur. Bilinçaltı için intikamcı demek belki biraz abartılı olur fakat uygun bir ortam oluştuğunda bu duyguları dışarıya yansıtmaktan geri kalmayacaktır. Bilinçaltı değişimden nefret eder. Eğer değişmek isterseniz sizi vazgeçirebilmek için elindeki bütün silahları kullanacaktır. Bilinçaltımız tekrarlara karşı duyarlıdır. Bir duyguyu, düşünceyi veya davranışı fazlaca tekrar ettiğimizde nihayetinde bunu kaydedecektir. Bilinçaltımız hiçbir şeyden şüphe etmez veya hiçbir şeyi sorgulamaz. Bu nedenle bilinçaltımıza verdiğimiz komutlara oldukça dikkat etmeliyiz. Evet arkadaşlar, benim bilinçaltı konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de söylemek istedikleriniz olursa yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.